arkadaşlar, tekrardan birlikteyiz. En son dağlarımızı gördük. Şimdi geldik bir diğer konumuz olan platolara. Platolardan zaman zaman sorular geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Yani aslında ÖSYM'nin demek ki aklındaki, fikrindeki konulardan bir tanesi. Dolu dolu tekrarlarımıza devam ederken plato nedir? Kısaca şöyle bir özetleyelim, tekrar hatırlayalım. Plato çevresine göre yüksek düzlüklere verdiğimiz isimdi. Bugün önünüzde şu an beni bir masadan dinliyorsanız, bir sehpadan dinliyorsanız aynı plato odur işte. Çevreye göre yüksek mi o senin masan? Yüksek. Üzeri nasıl? Düz. İşte yeryüzünde çevreye göre yüksekte kalan düzlüklere plato adı verilmektedir. Ve bu platolara oluşum bakımından baktığımızda arkadaşlar, genelde zaten Doğu Anadolu bölgesi hep dikkatimizi şu özelliğiyle çekiyordu. Doğu Anadolu'nun demiştim iki özelliği var, bunu unutma. 1. Yüksek olması. 2. Volkanik olması. Dağını sorarsa volkanik, platosunu sorarsa volkanik, gölünü sorarsa volkanik. Buradaki her yapı volkanizmaya bağlanır. Ve bu alanda bulunan bizim platolarımızdan Erzurum Kars platosu ve Ardahan platosu dediğimiz, ki diğer adı bazı kaynaklarda yazılı kaya olarak da geçer. Sakın Ege'deki yazılı kaya ile karıştırmayınız. Ardahan yazılı kaya diye ayrıca bir plato vardır. Yani Ardahan'ın diğer adı diyelim. Bunlar volkanik oluşumludur. Volkanik oluşumlu demez de bazen ne diye karşınıza çıkar biliyor musunuz? Lav örtülü. Şimdi volkanik malzemelerden oluşan lavlar gelip bir yüzeyi örterek orada bir plato yapısı oluştururlar. Dolayısıyla volkaniklerin lav örtülü meselesi diye de karşımıza çıkabileceğine dikkat edin. Peki bunların özelliği ne hocam? Dedik ya, Doğu Anadolu'da bulunduğuna göre mantıken nasıl bir yer burası? Çok yüksek. Yüksek olduğu için en çok yağışını ne zaman alıyor? Yaz yağış alıyor. Peki yazın yağış oluşunca, sıcaklıkta biraz artınca ne yapıyor burada? Çayır adını verdiğimiz uzun boylu otlar çıkıyor. Ve o uzun boylu otları yemek üzere çene yapısı da oldukça uzun olan bir hayvan, yani inek geliyor burada. İşte Erzurum Kars platolarında, Ardahan platolarında büyükbaş hayvancılık yapılıyor. Peki büyükbaş hayvancılığa yapıldığına göre orada binlerce inek her gün sağılacak, edilecek. Buraya ne gelmiş beraberinde? Buraya et süt sanayisi gelmiştir. Demek ki biz İşte o temel nedenler. Aslında geçen sene bir tane, yani 2020 KPSS'den söz ediyordum. Bir adet soru vardı orada. Herkesin böyle tökezledi, bazıları bir kaldı. Belki sizlerden de şu an beni dinleyenlerden girmiş olanlar da vardır. Ama söyleye söyleye artık daha ne kadar söyleyeyim, şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir konuda, coğrafyada mesela, temel neden diye bahsedildiğinde olayı diyorum Nuh Nebi'ye kadar, yani büyük tufana kadar götürmenize gerek yok. Temel nedenlerden kastedilen onu ortaya çıkaran sebeptir. Şimdi adam soruyu sordu değil mi? Mesela dedi ki Kuzeydoğu Anadolu platolarında büyükbaş hayvancılık yapılmasının sebebi ne? Şimdi cevap ne? Çayır. Diye büyükbaş hayvan niye geldi? Çayıra bağlı. Oraya yükseltiyi de koymuş. Kimi gidiyor yükseltiye düşüyor. Diyor ki hocam temel neden deyince daha aramalıyım. E büyük patlamaya kadar götür o zaman olayı. Ya ondan sonra Allah yarattı deyip kal. Ya böyle bir şey yapmayacağız. Şunu yapacağız. Neden büyükbaş var derse, niye büyükbaş var? Çünkü çayır var. Çayır niye var? Çünkü yaz yağışı var. Niye yazın yağış alıyor? Çünkü yüksek. İşte temel neden denildiğinde olaya böyle bakacaksın. Et süt sanayisinin orada olmasının nedeni yaz yağışı mı diyeceksin? Temel dediği için. Hayır. Et süt sanayi niye var? İnek var diye. Bu kadar. Temel nedenden kastımız budur. Yani en temel neden, daha da temel neden diye bir şey o şekilde sorulmaz. Dolayısıyla o sene, yani geçen sene giren arkadaşlar böyle bir tökezleme yaşadılar. Muhtemelen bilmiyorum. Benden dinleyen birisiniz, yani sizler açısından böyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünmüyorum ben. Temel neden bir üsttekidir. Buradaki Erzurum Kars Ardahan platoları demek ki bizde yüksek platolar ve bu platolar ekonomik anlamda neye katkı sağlıyorlardır dediğinde büyükbaş hayvancılık diyeceğiz. Çünkü platoların soruları büyük oranda ne olarak geliyor karşımıza? Senin plato dediğin bu yapı, bu fiziki oluşum ekonomik anlamda sana ne katıyor? Ya da nüfuslanma nasıl? Ya da burada tarım etkinlikleri mi var? Hayvancılık mı var? Turizm mi var? Bunun gibi detaylarıyla gelebiliyor. Siz de onlara dikkat edin arkadaşlar. Buradaki volkanik platolardan yanı sıra, yani Erzurum, Kars, Ardahan'dan yanı sıra şurada da iki tane küçük platodan söz edeceğim sizlere. Bunlardan bir tanesi Kırşehir platosu. Yine volkanik bir platodur. Bir diğeri de Kapadokya platosu. Bu da yine bir volkanik plato. Bugünkü peribacaların üzerinde olduğu Kapadokya platosu diye de zaten volkanik arazi olduğunu biliyoruz biz tüfler müflerden dolayı. Burası da bir volkanik plato diye geçmektedir arkadaşlar. Peki bizim Kapadokya platosu dediğimiz bu plato Türkiye'de neye katkı sağlıyor? Ekonomik anlamda turizm değil mi? İşte akla gelen turizm oluyor. Peki Kırşehir niye var? Ne yapıyor Kırşehir? Bu platoda ne çıkıyor? Neye katkı sunuyor? Hiçbir şey. İşte böyle durumlarda ben bazen soruyorum, diyorum ki Yozgat. Benim memleketim biliyorsunuz. Yozgat ne yapıyor? Niye varsın? Hiçbir şey.
Öyle bir durum çıktığında ortaya yapılacak en temel iş şudur. Türkiye'deki bir yer ile ilgili fikriniz yoksa tarım deyip geçin. Hiç affetmeyin. Acından ölecek değil ya, en kötü ekip biçip bir şey yiyor diyeceksin. Dolayısıyla içinden çok çıkamadığın durumlarda kıvır tarım yapıyordur yahu deyip geç. Kırşehir ne yaptığını bilmiyorsun, tarım de geç. Değil mi? Böyle böyle yapacağız, işimiz kolaylaşsın. Volkanikleri bu şekilde bileceğiz. Gelelim bir diğeri, karstik platolar. Burada Teke ve Taşeli dediğimiz iki yöre vardır arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz çıkıntının adı Teke. Burada görmüş olduğunuz çıkıntının adı da Taşeli. Genellikle yerleri arkadaşlar tarafından çokça karıştırıldığını ben gözlemlediğim için kendilerine kısaca şöyle bir şey öğütlemiştim. Tek taş platoları. İşte sana tek taş. Teke, Taşeli. Kim neredeyi tamamen kafada bitirdik şu an. Tek taş. Alıp geleceksin. Peki bu Teke ve Taşeli, özellikle Taşeli Plato diye tam olarak geçmektedir. Peki bu Teke yöresi ve Taşeli Platosu dediğimiz çevrelerin özelliği ne? Buralarda kalın kalker deposu dediğimiz, o zamanında işte hacı balıklar vardı ya, üzerine kireç biriken balıklar, onlar sonradan yükselmişlerdi. İşte bunlardan oluşan çok kalınca kalker dediğimiz kireç taşı tabakasından oluşan bir arazi. Kendisi kireç taşlarının şöyle bir yapısı vardı. Yüzeye su geldiğinde o bir çatlak bulup eritip orayı yer altına iniyordu. Yüzeyde doğru düzgün su kalmıyordu. Zaten kireç taş arazilerinden oluştuğu için doğru düzgün toprak da yok. Yani burada hem yüzeyde su yok, hem yeryüzünde fazlaca tarım toprağı yok, hem de o kireç taşları özellikle ulaşımda inanılmaz sıkıntı çıkarıyorlar. Ve böyle olunca da burada nüfuslanma olamıyor. Bunlar Türkiye'de en seyrek nüfuslu yerler arasında sayılır. Yapısı işte karstik yapı olmaktan kaynaklıdır diyeceğiz. Peki bunlar da ekonomik faaliyet olarak ne beslenir? Özellikle kıl keçisi dediğimiz keçi türü beslenir burada. Zaten teke diyorsun. Teke ne demek? Keçinin erkeği teke. İşte dolayısıyla da bu teke taşeli dediklerimizde kıl keçisi beslenir Toros dağlarında. Buna demek ki küçükbaş hayvancılık anlamında kıl keçisi alanında katkı sağlıyor ekonomimize. Bir diğer platomuz aşınım adını verdiğimiz arkadaşlar, ki zaten Marmara bölgesi bu kadar niye alçak bir bölge? Aşınmış. Onu düşünebilirsin, hani bir yer alçaksa aşınmıştır. Deyiniz, burada aşınım platosu deyin. Türkiye'de enlerin platosu. 1. Yükseltinin en az olduğu en alçak plato. 2. Ekonomik etkinliklerin, ulaşımın, turizmin, nüfusun, sanayinin en geliştiği plato. 2 kıta üzerinde toprakları bulunur. Avrupa kıtası Kocaeli, Avrupa kıtası Çatalca, Anadolu kıtası Kocaeli olmak üzere iki tane kıta arasında yer alan bir platodur. Dolayısıyla burada şöyle bakmak lazım. Hani normalde der ki sana platolar efendim, bunlar büyük oranda böyle tahıl tarımı, hayvancılık, bazen büyükbaş, bazen küçükbaş falan diyebilir. O durumda sana Çatalca Kocaeli derse yok yok diyeceğim. Buralar tarım ve hayvancılık için değil. Buralar sanayi, ulaşım ve yerleşme olarak kullanılmaktadır. Deyiniz, burada istisnai durum budur. Bir de şurada küçük yine aşının platosu diye geçen bir Perşembe platosu vardır. Perşembe platosuna dikkat ederseniz Ordu'da bulunan bir plato. Perşembe deyince Ordu, Perşembe ne geliyor akla? Düşünüyorum. Bir şey yok. O zaman tarım da geç. Çok üstüne durma dedim ya, yani aklına çok bir şey gelmiyorsa. Gelelim İç Anadolu ve Güneydoğu'daki bu nadide platolara, ki kendileri içerisinde. Şöyle yapınca mı gidiyordu yoksa? Görüyorsunuz mu bak. Arada çalıştım buna. Geldim çalıştım. Siz o ara fark etmediniz. Şunu da temizleyelim. Yok. Hızlı yapmak lazım. Tahtanın bu köşesi de bozuktu. Eskiden izleyenler hatırlarlar. Hep bak, görüyor musun? Bak, bu köşe bir bozuk. Şimdi gelelim. Burada İç Anadolu platolar denildiğinde, ki fark ederseniz eğer, Türkiye'de platoların en geniş alan kapladığı yer İç Anadolu'dur. Burada en çok platoyu gözlemleyebiliyoruz. Ve şunu soruyorum genellikle. Diyorum ki İç Anadolu dümdüz bir yer. Aslında biz düzlüklerden oluşur diyoruz ya. Peki diyorum, düz olduğu için mi plato, plato olduğu için mi düz? Şu an düşünüyor. Düz olunca mı plato, plato olduğu için mi düz? Diye düşünenleriniz olabilir. Siz düşünmeye devam ederken ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, düzlük bir kavramdır. Düzlük yer şekillerinin ortaya çıkardığı bir kavramdır. Eğer ki nasıl bir yöreye engebeli denildiğinde evet ya dağlık olan engebeli olur diyorsan, buraya da platoluk olan düz olur diyeyim. Platonun tanımında ne var? Çevresine göre yüksekte kalan düzlük. Demek ki platoluk olduğu için düz. Düz olduğu için plato değil. Buna dikkat. Peki kim var burada? Nadide Yozgat'ımızın üzerinde yer aldığı Bozok platosu. Kendisi çok büyük, devasa.
Ama işe yaramaz. O aramızda kalsın, onu kimseye demeyin. Bozok platosu bu. Yine Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan bir yerde uzun yayla platosu. Hemen Tuz Gölü'nün bir tık güneyinde Obruk adını verdiğimiz bir plato. Hemen Konya'nın bir ilçesi olan Cihanbeyli platosu. Hemen Konya'ya doğru giderken Ankara'nın hemen yanı başında Haymana platosu dediğimiz plato. Ki Haymana platosu bugün nereden başlar? Ankara'da meclisten başlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden itibaren Haymana platosu başlar. Ya bugün Çankaya'da falan oturanlar var. Ben onlara diyorum, dalga geçiyorum bazen. Bilmiyorlar ya detayı. Çankaya'da oturan birisi aslında Haymana platosunda oturuyor. Adam diyor, o Çankaya'da oturuyorum. Ya güzel diyorum ya, Haymana platosu güzeldir oralar diye. Ne Haymanası ya diyor. Diyorum jeolojik açıdan, yani şey açısından bakarsan, jeomorfolojik açıdan, yer şekil açısından orası Haymana platosu. Ya öyle bir yer. Buradaki İç Anadolu platolarında biraz İç Anadolu'ya girmiş, biraz Ege'de kalmış yazılı kaya adını verdiğimiz bir plato. Tabi burada neye dikkat edecektik arkadaşlar? İki tane yazılı kaya dikkatimizi çekiyor burada. Bir, Ardahan'ın da diğer adı yazılı kaya olabiliyor. İki, bu Ege ile İç Anadolu arasındaki yazılı kaya. O zaman ne yapacak? İki tane yazılı kaya çıkınca panik mi yapacağız? Acaba hangisini sorarlar? Tabi zaten ÖSYM de şöyle diyecekti. Bir yazılı kaya düşünüyorum. Acaba hangisi? Sen de oturup acaba bunu neyi düşündü demeyeceksin. Bana özellik ver kardeşim. Bana dersen ki yüksektir, yaz yağışlıdır, bir volkaniktir. O zaman diyeyim ki Ardahan yazılı kaya. Bana dersen ki ya bu tabaka düzlüğü diye geçen düzlük platolardandır. Genellikle karasal iklim görülür. Küçük baş koyun boyun beslenir falan dersen anlarım ki Ege ile İç Anadolu arasındaki yazılı kaya. O zaman sana bir özellik vermeden ben bir plato düşünüyorum diye sormazlar. Özelliğini muhakkak verdiğinde sen de ona göre acaba kimi sormuş diyebilirsin. Diğer iki tane yine tabaka düzlüğü diye geçen platomuz. Birisi Gaziantep platosu, diğeri Şanlıurfa platosu arkadaşlar. Peki burada görmüş olduğun şu kahverengiyle gösterilen tabaka düzlüğü platosu dediklerimizin özelliği ne? Genel anlamda bakarsanız bir kurak iklimden söz edilebilir. Kurak iklim varsa daha ziyade ne tarımı yapılır orada? Tahıl tarımı yapılır. Yine kurak iklimlerde, karasal yerlerde bozkırlar yaygın olduğu için buralarda daha ziyade ne beslenir? Koyun beslenir. İşte bu platolar bizde böyle ahım ekonomiye bir şey sunan platolar değildir. Genellikle işte tahıl tarımı ve koyun yetiştiriciliği gibi tarım artı hayvancılık alanında katkı sağlar. Bakınız, sadece hayvancılık, teke taşeli sadece hayvancılık, bunlar tarım artı hayvancılık, bu ne tarım ne hayvancılık. Öyle öyle platoları birbirinden ayırt edin. Hem oluşum olarak soruluyor hem de katkı bakımından soruluyor. Geldik bir diğer noktamız, Türkiye'nin ana fay kuşakları. Hocam bu konuyu bilmek bize ne kazandırıyor? Ana fay kuşaklarına neye dikkat etmemiz lazım? 1. Deprem riski açısından yüksek riskin ve düşük olduğunu riskin olduğu yerleri tespit etmek üzere. 2. Türkiye'deki kırıklı yapıya bağlı tektonik oluşum, özellikle tektonik ovaların yerlerini aşağı yukarı hangi fayda hangi tektonik ova var gibi sorularda bunları dikkate alacağız. Türkiye'nin 3 büyük fay kuşağı vardır. Bunlardan en büyük Kuzey Anadolu fay kuşağı dediğimiz kuşaktır. Fayları çizerken şunu yapın diyordum size. Fayları çizmek çok kolaydır. Şöyle ki Van Gölü'nü bul, hemen batısına gel bir nokta koy. Sonra Hatay'ı bul, Hatay'ın uca bir nokta koy. Sonra da şu kalemi değiştireyim de o ben şimdi yamuk çizgi çekeceğim ya, o düz yapacak. Otomatik düzeltme var onda. O kadar olayı çözdüm. Gördüğünüz üzere hakimiyet muhteşem. Buradaki noktadan buradaki noktaya doğru şöyle bir yay çiz. İşte bu çizmiş olduğun iki noktayı birleştiren yay DAF dediğimiz Doğu Anadolu fay hattıdır. Sonra gel Çanakkale'nin şu ucu bul. Saros Körfezi burası ki Türkiye'nin en temiz körfezi diyebildiğimiz yerdi. Sonra gel bu Van Gölü'nün batısındaki noktayı al. Getir getir yine bir yay çiz. Götür Saros'la birleştir. Bu ne oldu? Kaf. Zaten şöyle basit bak. Şuradaki dağların adı neydi? Kuzey Anadolu Dağları. Buradaki fayın adı ne? Kuzey Anadolu Fayı. Demek ki burası Anadolu'nun kuzeyi. Burada her şey Anadolu'nun kuzeyi diye geçiyor. Üçüncüsü ise Ege. Ege'yi de böyle random kır. Böyle kafaya göre kır. Burası neresi? Baf. Yani Batı Anadolu fayı dediğimiz kuşaktır. İşte Kaf, Daf ve Baf dediğimiz hatlar bizdeki ana fay kuşakları diye geçiyor. Çizimi de böyle yapılır. Peki hocam bunu bilince ne oluyor? İşte bunu bilince sizde deprem riski ortaya çıkıyor. Buraları en yüksek riske sahiptir. Türkiye'nin en büyük depremlerini üreten fay Kuzey Anadolu fayıdır.
İlerleyen kısımda zaten doğal afetler konusunda depreme geldiğimizde ben size depremle ilgili detayları da vereceğim. Şimdilik en azından faylarımızı tanıyoruz. Ege'deki bu faylı yapı Batı Anadolu fay sistemi dediğimiz sistem Ege'deki Horst Graben dediğimiz sistemle bağlantılıdır. Oradaki Graben adı verilen çöküntü ovalarının oluşmasında bu fay sistemler etkilidir. Yine Doğu Anadolu fay sistemi ve Kuzey Anadolu fay sistemi boyunca da onlarca tektonik çöküntü ovası ortaya çıkmıştır. Bu fayları bu şekilde biliriz. Genelde şu ikisinin birleştiği yer arkadaşlar Bingöl Karlova'dır. Bingöl Karlova'dan güneye doğru gidip de Hatay'dan, Suriye'den geçen fay Doğu Anadolu fayı. Yine Bingöl Karlova'dan başlayıp Saros Körfezi'ne devam eden Kuzey Anadolu fayı ve Ege'nin kendi içinde çok sayıda kırıktan oluşan sistemin adı da Batı Anadolu fayı idi. Şimdi gelelim bir diğer nokta Türkiye'nin volkanik arazileri. Şunu diyebilirsiniz hocam, biraz önce volkanik ovaları da görmüştük, volkanik platolardan da bahsetmiştik. Evet, hem volkanik ovalar alıyorsun, platolar alıyorsun, hem volkanik dağları alıyorsun. Üstüne bir de ne dağ olabilmiş, ne plato olabilmiş, sadece volkanlar, lavlar yayılmış, bir arazi olarak kalmış. İlla ona plato ya da dağ demeye gerek yok. Bazı alanlar volkanik arazi diye geçmektedir. Burada Erzurum-Kars çevresi, yani Erzurum-Kars-Ardahan platolarının olduğu yer bir volkanik arazi. İkinci arazi Van Gölü'nün batısında Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı gibi dağların olduğu yeri kaplayan arazi. Ve ben bu iki araziyi Doğu Anadolu bölgesinde olduğunu bildiğim için birleştiriyorum. Ve farkındaysanız eğer arkadaşlar, bak ne oldu? Beşgen çıktı farkındaysanız. Hemen şu otomatik düzeltmeyi de ben buradan kapatayım. Evet, demek ki buradaki araziyi aldığımda, bana sınava girdiğimde böyle bir araziyi tarayıp bırakırsa, derse ki ya kardeşim burası ne arazisi? Burası diyeceksin ki volkanik dağların ve platoların olduğu bir arazi. O yüzden de lav örtülü araziler diye bildiğimiz arazidir. Türkiye'deki en büyük volkanik arazi oradadır. Bunun yanı sıra Mardin Karaca Dağı çevresi. İşte dedik ya Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa çevrelerini kapsayan Karaca Dağı dediğimiz yöre. Bir diğer yerimiz ise Hatay Hassa arkadaşlar. Buradaki Hatay Hassa dediğimiz çevreye dikkat edin. Çünkü bu Hatay Hassa'nın özelliği şuydu. Tek yazacağım, geliyor inşallah. Tek volkanik mağara. Türkiye'de yaklaşık 40 bin adet mağara tanımlanmıştır ve bu 40 bin adet mağara içerisinde bir tanesinin volkanik olduğu anlaşılmıştır. 2015 yılında daha yeni bir keşifti. O yıllarda pek sorulmadı ama unutturdular belki. Tekrar dönebilirler. İşte burası Hatay Hassa tek volkanik mağaraymış. Adı lav tüpü diye geçiyor. Ama bence lav tüpü adını kullanırsa çok ayıkırız değil mi hemen olaya? Yani tutup da buna lav tüpü mağarası o volkanik mi deyince evet lav varsa volkaniktir falan dersin sen. O yüzden tutup da tek volkanik ya da lav tüpü diye geçen mağara neresidir derse Hatay Hassa. Bunu unutma. Bilhassa. Nereyi bileceğimizsin Hassa? Hassa'yı bileceğimizsin bilhassa. Bunlar aklımızda bulunsun. Bir diğer çevremiz ise arkadaşlar yine Erciyes Dağı, Hasan Dağı ve Kapadokya Kırşehir çevrelerini kapsayan İç Anadolu'daki volkanik arazidir. Yine bu da geniş bir yer kaplar. Doğu Anadolu'dan sonra bir diğer arazi. Hafif göller yöresinde, hafif Afyon çevresinde, hafif Kaz Dağları, İzmir, Manisa çevresinde, biraz Uludağ'ın olduğu yerlerde yine bu volkanik arazilerimiz dağ ya da diştim diyorum ya, illa dağ olmasına ya da plat olmasına gerek yok. Sadece yüzeyi kaplamış, öyle taş kaya soğumuş kalmış. Yine aynı şekilde Köroğlu Dağları'nın bulunduğu bir büyük arazi farkındaysanız bakın. Dağların neredeyse kapladığı alan tamamen volkanik arazi olarak geçiyormuş. Peki hocam bu volkanik arazileri bilince bize ne, aynı zamanda ne kazandırıyor? Hani buradan nasıl farklı soru çözdürebilir diye. Şöyle ki arkadaşlar volkanik araziler özellikle ileride toprak tiplerinde anlatacağım. Regosol diye bir topraktan bahsedeceğim size. Orada volkanik arazilerde oluşan bu toprak aslında volkanik malzemeler böyle o farklı mineralleri, vitaminleri falan içinde barındırdığı için harmanlayıp mağma yüzeye çıkarıyor. Aslında böyle mineralli zengin bir toprak ortaya çıkarıyor. Yani verimli bir topraktır bu topraklar. Tıpkı derim lüks kuru yemiş gibi böyle lüks karışık vardır ya. Kaju, badem, antep hepsi var içinde. Öyle leblebi, çekirdek falan değil. Bu araziler özellikle bizim bağcılık dediğimiz yani üzüm yetiştiriciliği, bağcılık ve yumruk köklü bitkiler dediğimiz için özellikle patates. Bunların yetişmesi için oldukça elverişlidir. Zaten sen bugün diyorum Türkiye'de şöyle genel kültür niyetiyle ya nerenin patatesi güzeldi iyi biliyorsan bil ki volkanik arazileri çözersin. Ben sana sayayım nerenin patatesi meşhurdur. Mesela İzmir Ödemiş patatesi,
Afyon patatesi, Bolu patatesi, Niğde Nevşehir patatesi, Erzurum patatesi çok meşhurdur. Ve bil ki hepsi volkanik arazi, meşhur olan yörelerin. Ya da üzümcülük, bağcılık, akla gelen üzüm yöreleri. Bugün İzmir'de mi? Şirince, üzümleri, şarapları ya da Manisa deyince o üzüm bağları, bahçeleri devasa. Oraları biliyorsun. Aynı zamanda Kapadokya çevresi, peribacaların arasında üzüm bağları, şarap mahzenleri, sıkım tesisleri falan filan onlar var. Kavaklıdere fabrikaları bilmem ne. Onu da biliyorsun. Ya da bugün Ankara, mesela Köroğlu Dağları'nın uzandığı yer Ankara'ya kadar uzanıyor. Ankara komple volkanik arazidir buralar. Peki bu volkanik araziye bağlı bağcılık ne alaka hocam? Ben sana söyleyeyim. Semt söyleyeyim Ankara'dan. Seyran Bağları. Semt söyleyeyim Kavaklıdere. Kavaklıdere markasının orada fabrikası olan bir yer vardı. O semtin adı o fabrikadan kaldı. Kavaklıdere semti. Ve Seyran Bağları diyorsun. Orada bir yer vardı Papazın Bağı diye. Millet oturmaya çay içmeye gider. Papazın Bağı. Bak ya da senin en iyi bildiğin Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Bir Allah Ankara'da demiyor ki ne alaka ya Ankara'nın bağları diye türkü var. Ankara'da bağ mı varmış? Varmış. İşte o türküden çıkardım. Ya da başka türküler. Amanın Niğde bağları. Niğde türküsü. Ya da bir Kayseri türküsü. Gesi bağla da dolaşıyorsun ya. Yani şu an ben sizin şeyiniz bozmayın bir anda sınav modundaki ayarınızı sesimden kaynaklı. Gesi bağları. Ya da mesela Mardin Karacadağ çevresi. Diyorum ya Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa buraya yayılmış. E orada Diyarbakır ilçesi bağlar. Türküsü var. Diyarbakır güzel bağlar. Hanmey lorke. Değil mi? Lorke lorke, delale lorke. Buradan ne anladık? Lorke. Önemli olan burada dikkat edeceğimiz lorkeymiş. Ya da buraya geldim. Erzincan'a girdim ne güzel bağlar. Erzurum'a vardım dumanlı dağlar. Bu türkülerin hepsinde bağ var. Farkında mısınız? Hocam mesela tokat yaprağı falan da meşhur diyor. Tokat zile pekmezi bilmem neyi vardır. Evet oralarda volkaniktir. Küçük küçük orada da volkanik araziler var. Demek ki bizim daha ziyade bu volkanik arazilerle üzümcülük, bağcılık, patates, matates bildiğin bir şeyler varsa onları birleştirebilirsin. İşte volkanik araziler böyle ortaya çıkıyor. Geldik bir diğer konumuz olan ovalar arkadaşlar. Ova. Platolar neydi? Çevresine göre yüksek düzlüklere verdiğimiz isim. Peki ova nedir? Çevresine göre tam tersi alçak düzlüklere verdiğimiz isim. Plato yüksek düzlük, ova alçak düzlük. Dikkat et. İkisinin de ortak özelliği ne? Düzlük. Bak, Plato da düz, ova da düz. İşte bu yüzden de hani tutup bir yer platolardan ve ovalardan oluşuyordur derse düzlük. Güneydoğu Anadolu mesela çok büyük bir bölümü platolardan ve ovalardan oluşur. Güneydoğu düzdür. E bir Karacadağ var zaten o da garibim yükselememiş. O zaman Güneydoğu nasıl bir yer? Dümdüz. Peki düz bir yerde göl olur mu? Göl oluşur mu? Düz yerde göl oluşamaz. Güneydoğu'da doğal göl yoktur. Hepsi yapay barajdır. Bak coğrafya işte böyle böyle bağlama sanatıdır. Geldik şimdi ovalara genel anlamda baktığımızda ben size temelde demiştim 3 tip ova tanımlanmıştır. 1. Delta 2. Karstik 3. Tektonik. Tektonikler kırıklı yapıdandır. Bizde en yaygın olan budur. Çünkü biz ülkece kırığız. Dolayısıyla en çok bizde ne bulunur derse kırığa bağlı tektonik ova bulunur diyeceğiz. Onun haricinde delta dediğimiz ovalar bizde nereye yoğunlaşmıştır? Orta Karadeniz, Akdeniz'in doğusu ve aynı zamanda kıyı Ege. Burada benim formülüm şuydu. 2 çarpı 2 eşittir 4. Yani 2 kere 2 4. Buraya artı koyarsan da sonuç değişmez. İşte böyle bir ipucu da vereyim size. 2 çarpı 2 eşittir 4 dediğimizdeki ovalara fark edinseniz eğer iki tane Orta Karadeniz'de Bafra ve Çarşamba. Kızılırmak tarafından Bafra Deltası, Yeşilırmak tarafından Çarşamba Deltası. Güneye indiğim zaman iki tane Doğu Akdeniz'de. Yani bu Seyhan ve Ceyhan tarafından Çukurova, Göksu Nehri tarafındansa Göksu bazen de Silifke Deltası diye gelen delta. Ege'de de 4 tane yukarıdan aşağıya Bakırçay Dikili, Gediz Menemen, Küçük Menderes Selçuk ve Büyük Menderes Balat adı altında 4 tane de burada delta var. Bununla ilgili şöyle sorular da bazen bana geliyor. Onlara da topluca bir yanıt vermiş olayım. Böyle kendime söylemiş olayım. Böyle sorumlu hissediyorum. Hocam diyor bazen ya Asi Nehri'nin ağzında delta var mı? Ya da Meriç Nehri'nin ağzında delta var mı? Evet arkadaşlar bakın hem Asi'nin hem de Meriç'in denize döküldüğü yerde deltamımsı
Hani deltamışsı böyle bir şey var. Ama hani gittiğinde vay del tovasına bak diyebileceğim bir şey değil. Küçük küçük birikimler var ama buradaki temel sıkıntı şu. Neden hocam onların deltası büyüyemiyorlar? Deltası şundan büyüyemiyor. Asi dediğin zaten Suriye ve Türkiye'ye girdiği yerlerde inanılmaz düz bir yerde akıyor. Adam aşındıramıyor ki bir şey. Ya da Meriç aynı şekilde Türk-Yunan sınırını çiziyor. Sınırda durgun durgun gidiyor. Marmara zaten dümdüz. Hal böyle olunca da bu iki nehir düzlük alanlarda aktıkları için fazlaca alüvyon taşıyamıyorlar. Ve bu yüzden de malzeme götüremeyince kıyıya, kıyıda büyük deltalar oluşamıyor. Ha, deltamımsı bir şeyler var mı? Var. Ama bunlar büyük delta, tarımsal arazilerin olduğu, üzerine yerleşmeler kurulduğu, diğerlerinin alayının üzerinde güzel yerleşmeler ve alayında devasa tarlalar var. Meriç'te, Asi'de böyle bir şey yok. Dolayısıyla onların hani deltası var mı? Var. Ama bir şeye yarıyor mu? Yok. Karstik deyince aklımıza hep burası gelecek arkadaşlar. Artık Batı Toroslar. Yani her halkını, nasıl ki şöyle söyleyeyim, Doğu Anadolu duyduğunuz zaman her şeyini neye bağlıyorsunuz? Ya yüksek ya da volkanik olmasına. Bundan sonrasında diyorum Batı Toros gördüğünüz anda iki şeye bağlayacaksınız. Zaten Burdur'da karstik yapı, her şey başının altından çıkıyor, o karstik yapının başının altından. İkincisi zaten Akdeniz iklimi ve onun vermiş olduğu etkiler. O zaman biz buradaki Batı Toros diye bahsedilen bir yöre varsa şunu diyeceksin. Antalya ve göller yöresi çevresi. Peki buradaki ova mantıken ne oluşumu olmalı? Platosu karstik, ovası o da karstik. Gölünü sorarsa karstik, mağara çokmuş ya karstik, Terranova toprağı varmış ya o da karstik. Bu yöreyi sorduğunda her halt dönüp dolaşıp Kars diye bağlanıyor. Efendim doğru düzgün yol yapılamıyormuş. Karstik. Tarla çok değilmiş. Tarla yok. Karstik. İşte bunların hepsi Kars diye bağlanmış. Bu alanda bulunan özellikle Denizli Acıpayam, Antalya Korkuteli, Burdur Kestel, Antalya Elmalı ve Muğla gibi ovalar, bu çevrede yoğunlaşan ovalar oluşum bakımından nedir dersen karstik oluşum diyeceğiz. Genel anlamda diğer ovaları da hani bazı istisnalar vardır. Mesela Bursa Ovası gibi. Bugün Bursa Uludağ'ın eteğinde yer alır ve Uludağ'dan gelen malzemeler Bursa'nın olduğu yere böylece yığınak yapmıştır. Ve o dağın eteğinde oluşan birikim dağ eteği ovası diye geçer. Bakın Bursa bir dağ eteği ovasıdır. Bak bunun gibi. Ya da mesela bu Doğu Anadolu'da da görebilirsiniz bu dağ eteği ovasını. Genellikle yüksek dağların kenarlarında bir dağın eteğinde bir ova vardır muhakkak. Türkü'de vardı bir yerde, Ağrı Dağ'ın eteğinde. Tabi o uçan güvercin de ama olsun, biz de buna biriken ova diyeceğiz. Şöylece kocaman bir sileyim. Vay muhteşem. Daha iyisi şimdiye kadar yapılamadı herhalde. Şimdi geliyoruz tektonik ovalara. Tektonik ova denildiğinde baktım mesela Konya Ovası bir tektonik ova. Şanlıurfa, Suruç, Harran, Altınbaşak bir tektonik ova. Ya da Iğdır baktım bir tektonik ova. Ya baktın karstik değil, deltaya da denk gelmemiş, salla kötele gitsin. Ne diyeceksin? Tektonik. Bu kırıklı yapıdan dolayı. Bir de ikinci dikkat edeceğim nokta neydi arkadaşlar? Şuydu. Biz fay hatlarını niye öğrenmiştik? Tektonik ovaların yerini kolayca bulalım diye. İşte size şu hattı çizdiğimde ortaya çıkan neydi? DAF. Yani Doğu Anadolu payı değil mi? O zaman koy. Moş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Afşin, Elbistan, Maraş ve Amik. Nereye denk geldi? Doğu Anadolu payı üzerine denk geldi. Üste devam ediyorum. Buradan hattımı çektiğimden böyle çekiyorduk hattımızı. İçimden geçenleri tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama bunları RTÜK kuralları gereği yayınlayamıyoruz. Gelelim büyük çektiğimde Kuzey Anadolu fayına ne var orada? Tercan, Erzincan. Türküyü muhakkak dinledin değil mi? Tercan, Erzincan yolu. Bak Tercan, Erzincan. Tokat'ın Erbaa, Niksar. Sonra Merzifon'a geliyorsun. Amasya, Merzifon, Sulova, Taşova. Hadi bakalım şuradan gidersen Sulova, Taşova, Amasya, Merzifon. Düz gidersen Samsun yol ayrımına gelirsin. Kastamonu, Tosya, Bolu, Düzce, Adapazarı. Bunların olduğu yerde Kuzey Anadolu fayı. Benim sizden istediğim şu arkadaşlar. Eğer ki şunu yapmazsanız gayet anlaşabiliriz sizle. Gidip de Bolu'yu Doğu Anadolu fayına koymazsan eğer, ya da adam sana zaten Doğu Anadolu fayını bulamayanı direkt ÖSYM salonundan pencereden atıyorlar.
Ya Muş, Malatya, Bingöl, Elazığ, Doğu Anadolu fayında mı diye soracak adam. Yani artık ben ne diyeyim ya, bunlar yok Batanoğlu'da Ege'de yer alanlar mı diyeceksin, demeyeceksin. Ya da sizde gördüğün Bolu, Düzce, Adapazarı. Bunlar nerede? Kuzey Anadolu sistemi içerisinde yer alıyor. Ege'dekileri bulmanız daha kolaydır. Daha aslında şöyle. Hepsi aslında Ege'de böyle Manisa, İzmir, Aydın, o çevrelerde bunların hep ilçe isimleridir. Ben bugün size bazı ilçe isimleri vereyim. Siz bunun hangi ile ait olduğunu söyleyin. Salihli, Turgutlu, Alaşehir, Akhisar, Soma. Nere gibi geldi? Manisa. Hepsi Manisa'da Batanadolu fayı üzerindeki tektonik ovalardır. Devam ediyorum. Torbalı, Tire, Bergama, Ödemiş, Kemalpaşa. Nereler? İzmir. Hepsi o Kuzey Anadolu, Batanadolu fayındaki yine tektonik ovalar üzerindeki kurulu ilçeler. Devam ediyorum. Nazilli, Söke, Sultanhisar. Bunlar Aydın. İşte Aydın'da Büyük Menderes Grabeni dediğimiz o çöküntü sahada bulunan tektonik ovalar. Bunlar da Batanadolu ovaları. O zaman bize seçeneklere verecek. Örneğin Salihli, Bergama, Nazilli, Alaşehir, Muş. Hangisi farklı bir fay sistemi üzerinde imiş? Hangisi acaba? Muş, Muş deyip geçiniz. Evet, akarsularla ilgili şöyle bir kısa giriş yapmayalım. Çünkü bir küçük mola verelim. Sizler bir gördüklerinizi bir sindirin güzelce. Sonrasında ben aradan sonra buradayım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.